Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız. Gene hücre bölünmesiyle alakalı, mayoz bölünmeyle alakalı evrelerden bahsedeceğiz. Önce şunu bileceğiz. Bak, mayoz bölünmeyle evreler. Bir, önce mayoz bölünme iki hücre bölünmesinden meydana geliyordu. Mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere. Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1, sonra sitokinez. Sonra profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 ve tekrardan sitokinez. Yani mayoz bölünmede 2 tane karyokinez, bak burada karyokinez denir şunlara. Çekirdek bölünmesi meydana geliyor. 2 tane de sitokinez vardır ve bunun öncesinde interfaz vardır. Bak, interfaz sadece mayoz 1'i ilgilendirir. Mayoz 2'de interfaz yoktur, sakın unutma. Tamam mı abicim? Yani DNA 2 katına sadece mayoz 1'in öncesinde geçer ve mayoz 2 bildiğin mitoz bölünmenin aynısıdır. Şimdi çiziyorum bak. Profaz 1'de mesela 2 en eşittir 8 olan bir hücreyi çiziyorum. Tamam, şöyle elipliklerini çizdim. Bak, 2 en eşittir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak, böyle geldi. Metafaz 1'de ekvatoral bölgede toplanırlar. Bak, ekvatoral bölgede toplanmaları gördün mü? Ekvatoral bölgede toplanmaları aynen bu şekilde olur. Anafaz 1'de karşılıklı kutuplara çekilenler kromozomlardır. Bak, sakın unutma. Karşılıklı kutuplara çekilenler kromozomlardır. Telofaz, profazın tam tersi. İşte profazda çekirdek zarı eriyordu. Telofazda çekirdek zarı oluşacak. Şöyle geldim. Bak, çekirdek zarı oluşuyor. Sonra sitokinez gerçekleşiyor. Bak, sitokinezi de çiziyorum. Hop. Şurası da. Bak, sitokinezi çiziyorum. Şöyle sitoplazma bölünüyor. 2 tane hücre oluşuyor. Sonra bak, bu hücre yoluna devam ediyor. Bu hücre geliyor. Burada yoluna devam ediyor. Anladın mı? Mevzu şu. Bir hücreden 2 tane oluşuyor. Sonra her birinden de 2'şer tane oluşuyor. Bak, şuradan yoluma devam ediyorum. Şundan. Profazı 4 tane hücresi var. Metafazda ekvatoral bölgede toplanıyor. Bak şimdi. Bunun ekvatoral bölgede toplanmasıyla bunun ekvatoral bölgede toplanması birbirinden farklı oluyor. Görüyor musun? Mitoz bölünmede kromozomlar tekli olarak dizilirken, yani mitoz veya mayoz 2'de, mayoz 2 mitoz bölünmenin aynısı, ama mayoz 1'de ekvatoral bölgede toplanan kromozomlar bak aynen karşılıklı kutuplara çekilecek halde bulunuyor. Sonra anafaz 1'de karşılıklı kutuplara çekilenler kromozomlarken anafaz 2'de karşılıklı kutuplara çekilenler kromatitlerdir. Bak, gördün mü abicim? Mitoz bölünme olduğunun kanıtı. Gördün mü? Burası. Sonra telofaz 1'de etrafına çeviriyordu. Aynı olay burada da gerçekleşiyor. Tekrardan çekirdek zarı oluşuyor. Sonra tekrardan sitokinezi de bunun üzerinde gösteriyorum. Tekrardan sitokinez. Böylece kromozom sayısı yarıya inmiş olan, gördün mü abicim? Şu da aynısında oluyor. Bunda da aynısı oluyor. Yarıya inmiş olan 4 tane hücre meydana geliyor. İşte mayoz bölünme dediğimiz bölünme şekli bu. Bak, gördün mü? Şimdi bakalım. Neyi göstermiş? Bak, bu ortada. Bu neydi abicim? Bak, ortada dizilme metafazdır. Eğer karşılıklı olarak değil tekli olursak bu metafaz 2'dir. Gördün mü? Bak, karşılıklı kutuplara çekilenler eğer kromatitlerse bu anafaz 2'dir. Tamam mı? Anafaz 2. Bak, ortada toplanmış, gördün mü? Yok, pardon, karşılıklı kutuplara çekilmiş. Karşılıklı kutuplara çekilen varsa bak, ama burada çekilen kromatitken burada kromozom. Bu anafaz 1'dir. Bu anafaz 2'dir. Tamam mı? O zaman bir anafaz 1 olacak. Şu C veya D. 2 metafaz 2 olacak. Zaten cevap çıktı Ceyhan Şıkkı olarak. Gördünüz mü abicim? Bu kadar basit. Hiçbir şey yok. Ve böyle soru gelir. Bak, böyle soru gelir. Zor değil. Gerçekten zor değil. Bak, çözümünü şurada anlattım. Çek hemen fotoğrafını, gör. Önce burada toplandı. Ekvatoral bölgede toplanması burada karşılıklı oluyor. Karşılıklı kutuplara çekilenler kromozomlarsa bu kesinlikle anafaz 1. Kromatitlerse anafaz 2 veya mitoz bölünmenin ta kendisi olacaktır. Doğru cevap Ceyhan olarak karşımıza çıktı abicim. Hadi bakalım, bir sonraki soruda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın abicim.